Evet. Şimdi sahile gideceğiz Nescafe içmeye. Şöyle termosum vardı. İçine su doldurdum. Şimdi marketten Nescafe alacağız. Bardakları da hazırladık. Orada biraz çekirdek çitleriz. Otururuz. Tripodumu da aldım yanıma. Miray da bisiklet sürecekmiş. Bisikletini de götürüyoruz. Bir de babam otursun diye tabure götürüyoruz. Evet, Miray oyuncak da götürüyor. Orada görüşürüz. Tripodu da alıyorum ki belki çekim yapalım diye. Kızlığa başlamışsınız. Senin ama var oyuncak evin. Bence bana da bunu alsın. Baba baksana. Su çıkmış dedim. Görürüm sana. Şunu mu diyor? Ha, satılıyor aslında. Bir de meslek alacağız. Anne bakın, lol top çıkmış bugünler. Arkadaşlar lol bebek seven. Duyuyor kendim. Geliyor yine Murat, koşuyor, korkar çocuk. Thank you.
Murat bunu niye çalışmıyor? Freni atsana. Freni kim? Sen bak. Geri doğru at. Öyle damacana gidiyor. Yani... Damacana gidiyor. Başım sandalyeyi istesen üzerine koyarsın. Dön kızım bak buraya. Öyle git kızım, ağacın öteye git ha. Abi meyletin zaman alacağız. Yalnız alamam ya. Niye? Ben ne zaman askere gideceğim diye. Askere sonra da olabilir oğlum. Korkma.
şimdi eve gideceğiz. Gezimiz bitmiştir. Arkadaşlar ben bisiklet sürerek geldim buraya. Bunu burada bırakalım, dönüşte alırız. Hadi görüşürüz. Hadi arabaya geç kızım. Ay benim oyuncakları. Aldık aşkım. Ne olacak? O zaman yemekleri, abur cuburları. Oyuncağı olmayan insanlar oynar. Anne, abur cuburu. Anne araba geliyor. Mehmet suyu döktü mü? Evet, şimdi gezdik, dolaştık, çekirdeğimizi yedik. Eve gidiyoruz. Büyük oğlum ağlayan pasta istedi. Onun yoğun isteği üzerine eve gidince de ağlayan pastayla devam ederiz. Buranın ışığı mı bozulmuş? Yanmadı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Kapatayım mı babamın arkadaşlar? Gelecekler aşkım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik ağlayan pasta yapmaya. 4 tane yumurta ve 1 su bardağı şekerimiz olacak. Anne içine kabuk kaçmaz değil mi? Dikkatlice kırmaya çalış aşkım. Buraya vur, oraya vurursan olmaz. Oraya vur, içine açmaya çalış. Yumurtalarımız Miray kırıyor şu anda. Anne korkuyorum, içine kabuk düşer diye. İncecik değil öyle elinle. Şöyle bak, bir tane ben kırayım göstereyim sana. Şöyle vurdum değil mi? Şöyle tutacaksın. Şöyle açacaksın, tamam mı? Kırdıktan sonra elini kırdıracağım. Ay içine dökülmedi. Baksana kabuklarına. Tamam, o kenara koy öyle. Şuraya. Şuraya koy, ben çöpe atarım. Tamam, koy öyle. Kır hepsini. Diğerlerini kırmadın. Ne? Diğerlerini kırmayacaksın. Hepsini kırınca mı? Tabii, hepsini kır. Ondan sonra elini yıkayacaksın. Bir su bardağı şekeri ekledim ben. Miray da yumurtaları kırsın. Böyle kırıldı. Hı? Bu böyle kırıldı. Aç, dökmeye çalış bakayım. Oy. Dikkat et, kabuk düşürmeye çalış. Kır kabuğunu, şöyle al. Ters çevir. Ters çevir, çevir. Hı? Ay, sadece kabuk dökülmüşüm. Ay, kabuğu da işte. Tamam, koy kabuğu da oraya. Öbürünü de kır. Allah! Arkadaşlar ben bir kırmadım, bir şey içine düşmedi kabuk falan. Miray daha küçükken de ağlayan pasta tarifimiz var yani. Daha küçüktü o zaman, Miray'ın videolarını çekiyordu. Benim birazcık kabuk düştü, biraz tane. Tamam, ben alırım onu. Sen elini köpükle aşkım. Tamam, banyoda mı? Banyoya. Evet, şimdi kakaosunu ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı kakao, ama benim bu kadar kalmış. Bakayım ne kadar olursa artık. Hepsini dökeyim. Kakao bitmiş. Arkadaşlar, ben bunu yağlıyorum. Evet, Miray da fırın kabını yağlıyor. 4 yemek kaşığı kadar da 1, 2, 3... 4 yemek kaşığı kadar da süt ilave ediyorum. Tabii ki Bim'in sütü, Doz süt. Şöyle acık şöyle bir karıştırayım. Evet, kakaom bu kadar kalmıştı. Onun için o kadar koyduk. Şöyle 1 su bardağı un var.
bir paket vanilya, bir paket de hamur kabartma tozu. Yağladın mı? Tamam. Şöyle bunları şimdi atarız. Bırak kenarına ya da lavabonun içine koy. Evet, kakaom dediğim gibi az olduğu için rengi biraz açık oldu. Şimdi döküyoruz. Ooo çok renkli. Hani kakao sütün rengini böyle hiç görmemiştim. Ama bu işte ağlayan pasta. Ağlıyor bu pasta değil mi? Ağlıyor. Aynı benim ağladığım gibi ağlıyor. Onu pişirdiğim işte yanıyor, o yüzden ağlıyor. Değil mi? Anne, Allah niye bunun ismini ağlayan pasta koymuş? Bunun ismini yapan kişi koymuş. Niye koymuş? Başka bir tane bir şey koysaydı. İsmi şey olsaydı, Elif. Elif olsaydı. Evet, şimdi kekimiz fırına gitti. Şantisini çekeyim, onu da dolaba koyayım. Bir paket şantiye, bir su bardağı süt koyuyoruz. Evet, şantiye koyduk. Bir bardak süt koyacağız ama bu sütümüz bitmiş. Yeni süt getireyim ben dolapta. Hani ben başlayayım mı çıkmaya? Belli aşkım, şimdi sadece tozu var içinde. Yapsaydık hani şey koyuyorduk ya muz hani bir de çilek işte onlar yapsaydık neydi o? O başka aşk magnolia. Evet bas bakalım. Evet, şantimiz de oldu, şimdi bunu da dolaba koyacağım, çikolatalı sosunu yapacağım o arada. Evet, kekim pişti gayet güzel. Biraz dinlendirdim çünkü hemen sıcağı sıcağına dökmeyeceğim. Şimdi bir buçuk bardak süt ilave edeceğim. Ama bir problem var. Problem de ne? Miray Hanım. Miray Hanım sütünü dökmeden şu anda kekten istiyor. Kekten verdiğim zamanda da krem şanti ve çikolata sos kestiğim yere akacak. Her ağlayan pasta yaptığımda bana aynısını yapıyor. Yani sabote ediyor beni. Şimdi buraya bir kase yerleştireceğim. Hem de eğer sizin de öyle bekleyemeyen sabırsız çocuklarınız varsa fikir olur size de. Hemen bir kase alıp geliyorum. Evet, kasemi aldım geldim. Bu açıdan da ışık biraz bizim şey olduğu için, spotlu ışık olduğu için ortada yapılmış. Bu taraf biraz karanlıkta, gölgede gibi kalıyor. Yani biraz karanlık olursa kusura bakmayın. Şu şekilde kasemi koydum. Kasemin hizasından keseceğim. Evet, bu parçayı böyle çıkarıyorum. Şöyle alıyorum. Sonra buraya bunu yerleştiriyorum. Şimdi şeyi falan döksem bile bu buna hani sınır oluşturmuş olacak. Yani akmayı önlemiş olacağız bir nebze de olsa. Böyle bekleyemeyen sabırsızlarınız varsa sizin de fikir olur size de. Şöyle sütünü de dökeyim şöyle güzelce. Bu birinci bardağımız. Bir de yarım bardak daha ilave ediyoruz. Birazcık bir parmak fazla mı oldu? Şöyle döküyoruz. Onu emecek mi? O evet, sütünü güzelce çeksin. Ondan sonra sırasıyla çikolatalı sosuyla şeyini koyacağız. Bunu da Miray Hanım'a götürelim. Yesin kekini. Evet, şimdi şantimizi koyalım üzerine. Çikolatalı sosum biraz daha sıcak. Dolaba koydum, biraz daha tam soğusun dedim. Yoksa şantiyi eritebilir. Şöyle üzerine güzelce yayalım. Anne, var mı ben bu arada?
Evet, Miray Hanım'a verdik kekini. Ayrıca bu arada Miray Hanım bir önceki videoda ona sevgilerinizi göndermişsiniz. Miray da size kalp gönderiyormuş. Ben de aracı olarak buradan ileteyim. Size kalplerini gönderiyormuş Miray. Hani yapıyor ya hareketini, öyle kalpçikler. Şimdi biraz sonra yapar size, kamerayı açısını çevirdiğim zaman. O da size kalp gönderiyor. Sevgilerini gönderiyormuş. Anne, şarkı hocam değil mi? Yok aşkım. Ben de burada bir şey izledim. Tamam, şimdi izlersin. Bitiyor zaten. Böyle şantisini sürdüm. Şimdi çikolatalı sosunu dökme zamanı. Evet, ağlayan pastamız hazır. Yani bu da size bir fikir olur herhalde. Yani bu şekilde kızım pastamı sabote etti diyebilirim. Bu şekilde dolaba koyacağım. Aşağı yukarı 3-4 saat böyle kalsa çok güzel olur. Hatta bunu mesela misafiriniz gelecekse akşamdan yapıp hazırlayıp sabaha da böyle gayet güzel donmuş bir şekilde daha da güzel kıvamlanır, lezzetlenir. Ben artık burada kapatayım. Evet arkadaşlar, burada artık kapanışı yapayım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmazsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.